Herkese selamlar dostlar. 1 ve 2 Mart 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Mart ayını güzel bir şekilde açalım istiyorum. 6 adet mücadelem var. 3 tanesi 1 Mart'tan, 3 tanesi de 2 Mart'tan arkadaşlar. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle katıl Telegram gruplarımız yenilendi. Bilgisini vereyim arkadaşlar. Şubat ayı grupları bitti. Mart ayı gruplarına geçtik artık. Her ay başında olduğu gibi gruplarımız tekrardan yenilendi. Katılmak isteyenler olur veya şöyle söyleyeyim. Topluluk kısmına zaten linkler paylaşıldı. Üye olduğunuz takdirde zaten linkleri oradan görebilirsiniz. Göremeyenler de üyelik sürelerini kontrol etsin. Bilginize Mart için start verdik. Hatta şöyle söyleyeyim. Instagram üzerinden, IBAN üzerinden gelmek isteyenler oluyor. Onu da belirteyim. Ee, IBAN üzerinden gelmek isteyenler olduğu zaman da Kangal Tips Instagram adresine mesaj atarsanız zaten gerekli bilgiyi bizler sizlere veriyoruz. O şekilde de Mart ayı gruplarımıza sizler de katılabilirsiniz dostlar. Bilginize diyerekten de bunu geçeyim. Bir adet skor yarışmamız var. Ondan önce Real Madrid Atletico Madrid maçının maç skorunu kazanan arkadaşımız Halil Yalçın isimli arkadaşımız. Marsilya maçının skorunu bilen yok. Ve sizlere bir adet maç skor yarışması yapıyorum. 2 Mart'tan sizlere El Clasico Sizlere maç skoru olarak soruyorum. Real Madrid Barcelona maç skoru ne olur bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza Mart ayı boyunca misafir edelim. Geçtim bunu da. Dün bir adet yüksek misli yaptım. 2500 TL önerdim onu da yüksek misliyi. Yüksek misli şu şekildeydi. E, Lazio'nun doğrudan galibiyetini öneriyordum. Benim skor beklentim 2-0'dı. Lazio'nun doğrudan galibiyeti Avrupa'da güzel. Bir 50 seviyesinin oranı vardı. Fakat Nesine'de 1-31 mi? Öyle bir, oranı vardı. Dedim ki yani 4.5 altında 1 de yapabilirsiniz. Çünkü 2-0 net bir skor beklentim var. Luis Alberto'nun sağda gördüğünüz elemanın öyle bir gol attı ki ceza sahası dışında. Ya yani her zaman atıyor. Zaten bu adamın gollerini hep söyle. Ceza sahası dışından lak diye 90'a bir dakika 80 surda olması lazım. Çok güzel bir goldü. Bu şekilde tek yüksek mislimiz vardı. 2500 TL'lik bastırdık, önerdik. Kazandı. Değerlendirenleri tebrik edelim diyerekten de geçelim. Sizlerden ricam 2 günlük video olmasından kaynaklı bu videoya artı 300 seviyesinde like atmanızdır. Like attığınız takdirde bizler burada gereken canlı desteği olsun, yorum kuponu olsun sizlere zaten her türlü desteği sağlayacağız gerekten de geçeyim. İlk mücadelemiz Toulouse'da Waddles mücadelesi. Bu maçı neden aldım? Normalde kupa maçlarına girmiyorum. Onu belirteyim. Ama TUNUS gerçekten iyi oynuyor. Rakip ve zayıf ve tempolu bir futbol sergiliyor. Bu maçta ne alabiliriz diye baktığım zaman da ben burada şöyle mantıklı bir mantık çerçevesinde düşündüm bunu. Şimdi Deplasman takımı zaten kendi ligi 2'de oynayan bir takım. Orada da zaten çok bir başarısı yok. Deplasman karnesi de yok. Tulus tarafa burada bir ufak bir rotasyona gidebilir mi? Gidebilir zaten. Ligde mücadele veren takım. Burayı ne kadar önemser bilmiyorum ki. Zaten forma şansı forma bulamayanlara forma şansı verecektir burada. Fakat takımın sistemine baktığımız zaman da zaten e, bir... Diğer oyuncular da şans verecekler, rotasyon olacak. Fakat takımın sistemi zaten tempolu futbol üzerine olduğundan dolayı bu oyuncular da ayak uydurur gibi geliyor bana. İlk yerden bir Toulouse galibiyeti neden çıkmasın diyorum ben. Onun da oranı zaten yüksek yani. bir 54 gibi oranı var. İlk yarı galibiyetini şurada şu şekilde göstereyim. Toulouse bence burada ilk yeri galip gelerekten de kapatır gibi geliyor bana Rodos'a karşı. O yüzden rakip zayıf zaten. Tempolu futbol oradan ilk yerden galibiyeti çıkartabiliriz. Geçtim diğer mücadeleme. Arsenal ile Everton mücadelesi. Bu maçı neden aldım? Neden almayayım ki? Şimdi Everton son maçında bir yenildi. Yeni bir teknik adam geldi. Kazandı. Oradan tekrardan mağlup oldu derken Arsenal oynayacaklar. Arsenal bu maçta ne yapar ne eder kazanır mı? Soru bu. Arsenal'a 1.18 gibi oran açmışlar. Oran zaten tatmin etmez bizleri. Biz burada biraz daha yüksek oran arayacağız. Ben kendi senaryomu anlatayım bu maç hakkında. Senaryoma göre güzel bahisler çıkartabiliriz gibi geliyor ki ben de çıkardım zaten. Şimdi Arsenal baskılı bir futbolla başlar mı? Başlar bence. Ama son dönemde bu dep deplasmanda gerçi. Deplasmanda öyle çok baskılı futbolla başlamadı. Burada Arsenal Everton'a karşı ilk yerden fişi çekmek isteyecektir. İlk yerden gol bulabilir mi Arsenal? Tempolu futbolu, baskılı futbol rakibi Abluka'ya alacaktır. Mutlaka gol bulma ihtimali var. Burada ilk yerden Arsenal golünü bir idealden alabilir. Alalım. Ne oranı var şöyle? Ev sahibi ilk yarısı 0.5 1.39 gibi ideal bir oranı var. Benim burada ilk yarı skor beklentimi söyleyeyim. İlk yarı Arsenal bence devreye 1-0 önde girecek gibi geliyor bana. İlk yarı 1'i, ilk yarı 1 değil. İlk yarıdan bir gol attı diyelim. İlk yarı 1-0 ilk yarı golümüz geldi. Skor bazında gidelim burada da. İlk yarı skoru burada 2-90. Şöyle. İlk ben 1-0 Arsenal üstünlüğüne bitmesini bekliyorum. Bilginize. Bunu aldık mı aldık. Diğer bir senaryom. Senaryom devam ediyor. İlk kere Arsenal önüne geçti ya. Senaryom devam ediyor. Everton bence burada tıklatabilir bir tane Arsenal'a. Maç ne oldu? 1-1. Arsenal'da 75'ten sonra bir tane atarsa mücadeleyi de 2-1 skorla kazanmasını bekliyorum. Buna oranla zaten maçın indeks beklentisi de ben sizlere doğrudan söyleyeyim. 2 birlik bir Arsenal galibiyeti bekliyor. Ki o beklenti bizleri de verebilir bence. Yani beklenti doğrultusunda geçebilecek bir maç olduğunu düşünüyorum. 2 birlik bir Arsenal galibiyeti de çıkabilir. Bu da sizlere maç sonu skorum olsun. Liverpool'la Wolves mücadelesi. Bu maç şeyden dolayı ertelenmişti arkadaşlar. Erteleme mücadelesi bu. Elizabeth'in ölümünden dolayı ertelenmişti sanırım bu mücadele. Son oynadıkları Liverpool-Wolves yakın zamanda zaten bir maç oynadı. Liverpool deplasmandaydı. 3-0 Wolves'ın galibiyetiyle sonuçlandı o mücadele. Şimdi Liverpool da kendi evinde oynayacak. En futbolda oynayacakları mücadelede şöyle bir beklentim var benim. Mücadelenin çok gollü geçmesini beklemiyorum. Liverpool tarafında bazı isimler sahaya döndü. Özellikle Jota bu maçta muhtemelen ilk 11'e belki girebilir. Nunez'in bir sakatlığı var. O belki olmayabilir. İleri atlı şöyle olabilir. Jota, Gakpo, Salah şeklinde. Ama takımda bariz bir şu Salah'ın cimriliği var. Yani çok bariz. Son maçta Real Madrid maçında olsun, lig maçlarında olsun topu fazla ayağında tutaraktan da kendi pozisyonları harcıyor. Biraz daha paylaşımcı olsaydı bence Liverpool biraz daha farklı skorlarla galiplerde gelebilirdi. Daha farklı maçlar çıkabilirdi. Salah ciddi anlamda bireyselliği biraz düşünmeye başlamış son dönemlerde ki maçı izleyenler bariz bunu düşünecektir bence. Ben burada Liverpool tarafındayım. Liverpool tarafının galip gelmesini bekliyorum ama bir 31'e girmeyelim. 1.31'e kesinlikle girmeyelim. Oran yükseltelim biraz burada. Ben 4.5 altı 1'i burada düşünüyorum. 1.60 gibi ideal belki alınabilir gibi geliyor. Onun yanına da dediğim gibi benim skoru beklendim. Çok fazla golli bir maç olacağının yönünde değil. 2-0 hadi bir tane de Wolves atsın. 2-1 diyelim. 3.5 altı 1 de burada. 2-0-2 gibi orandan da 3.5 altı 1 de değerlendirme altına alınabilir gibi geliyor bana. Ayın ikisine geçelim. Ayın ikisi için geldiyseniz tekrardan hoş geldiniz. 3 tane mücadelem var aynı şekilde. El Clasico ile başlayalım. Diğer 2 tanesi de Euroleague, Euroleague basketlerinden aldım. Şimdi Real Madrid Barcelona yarı final mücadelesi arkadaşlar. Zaten bu turda galip gelen muhtemelen finali de alacaktır. Şöyle söyleyeyim bu maç çift ayaklı. İlk maç Real Madrid'in evinde ikinci maçta Barcelona'nın evinde oynanacak çift maç ayaklı olduğu için burada ev sahibi takım. Normalde ben burada ne yapardım biliyor musunuz? Tek maç olsaydı Barcelona'nın yenilmezliğini bile alabilirdim. Ama çift maç olduğundan dolayı Real Madrid de ligde zaten Almeria'ya da kaybetti Barcelona. Ligde hala şansları devam ediyor. Ama burada Real Madrid bence galip gelmek isteyecektir Barcelona'ya karşı. Gelebilir mi? Gelme ihtimali de var bence. Fakat şöyle yapalım dedim ben mücadeleyi. Mücadele genelinde yüksek orana gidelim. Mücadele genelinde ben toplam gol aralığı olarak toplam gol aralığı 2-3 golü aldım. 1.80 bunun oranı var bakın oran gayet yüksek. Yüksek oranlardan gidiyorum bugün. 2-3 gol aralığını aldım. 1.80 gibi orandan. Benim skor beklentim Real Madrid tarafında olacağım burada. 2-0, 2-1 ayarında bir Real Madrid galibiyeti çıkabilir gibi geliyor bana. Çünkü zaten çift ayaklı bu maç. İlke, ilk maçı kendi evinde oynuyorsun. Avantaj elini almak isteyecektir Real Madrid. O yüzden burada da 2-0, 2-1 ayarında bir Real Madrid galibiyeti bekliyorum. Yüksek orandan da ben 2-3 gol tercihini sizlere sunuyorum. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Monaco ile Maccabi Tel Aviv mücadelesi. Bu maçı da şöyle değerlendirme altına aldım. Oranlar daha henüz belli değil fakat Avrupa'da zaten oranlar açık ve şöyle söyleyeyim. Zaten ne açılacakları bariz belli yani. Burada Monaco tarafına 81-82 bandına bir oran açacaklardır. Ben burada Monaco'nun üstüne gideceğim. Son maçlarda zaten mağlup olan bir Monaco takımı var. Özellikle şuradan Euroleague. Euroleague nerede? Euroleague'de Euro en son Barcelona'ya mağlup oldu. Kendi evinde de Asfal'den önce Real Madrid'e mağlup oldu. Bu tür takımlara karşı diş geçiremiyor Real Madrid Barcelona gibi fakat Tel Aviv gibi ki Tel Aviv'in karnesi deplasman karnesi de çok başarılı değil. Ev sahibi burada atacağı 81 sayı falan 82 olur. O şekilde bir bant açacaklardır. Ev sahibi üst olarak değerlendirelim yani en alt baremden ideal olarak alabiliriz. Yüksek oranını şu an veremiyorum. Oranlar tam açık değil. O yüzden fakat burada Monaco'nun atacağı sayı üstüne gidebiliriz. Partizan'la Alba Berlin mücadelesi Bak günün en güzel maçlarından bir tanesi bu karşılaşma. Partizan kendi evinde oynayacağı bir karşılaşma. Alba belli zaten bitik durumda. Partizan da son maçının mağlup oldu. E, Fenerbahçe 97-94 mü? E, o şekilde bir maçtı. 3 sayıyla mı, 2 sayıyla mı ne kaybetti bir Partizan maçı vardı Fenerbahçe. Deplasmanda yendi. Partizan kendi evinde oynayacak. Yani <laughs> şöyle söyleyeyim baylar pardon. Ya Partizan'ın bu maçı kazanmama olasılığı çok düşük bence. Kazanacaktır. Kazanırken de şöyle yaptım. Ev sahibi tekrar Monaco maçını yaptığımız gibi ev sahibi 79 80 81 82 83. Bu şekilde Partizan'ın atacağı sayılara gitmek çok mantıklı. Partizan da zaten Zekli Day, Exum, Kevin Panther gibi isimlerle birlikte sayı bulmakta çok da zorlanmıyor üretkenlik anlamında. O yüzden Partizan'ın üstü olarak değerlendirme altına alabiliriz. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. Sizlerden can videoyu atacağınız like'lardır. Artı 300 seviyesine like gelirse çok memnun olurum. Herkese teşekkürler, bol şanslar. Like'larınızdan dolayı tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.